zaman ben de burada beklerim. Eğer hala dönmezsen ne yapar eder, nerede olduğunu kardeşlerinden öğrenirim. Ah bak Tuğçe. Gözlerime inanamıyorum. Üstündeki benim almak istediğim elbise. Ne? Hakikaten çok güzelmiş. Neden bu kadar pahalı olduğu belli. Onun babası zengin. Hemen alır. Aa, Tuğçe? Hele şükür gelebildiniz. Gelin bakalım. Ben de gelebilir miyim? Gel. Gel ama Cem evde yok. Biliyorum. Ben de sizinle bu konuyu konuşmaya geldim. Biz bu konuları aile dışından olan kişilerle konuşmuyoruz. Lütfen. Cem benimle buluşmadığı zamanlar nereye gidiyor? Çok merak ediyorum. Hiç bana bakma Tuğçe'cim. Ben karışmam. Siz kendi aranızda halledin. Ceren. Çilek, hadi odamıza gidelim. Gidelim ablacığım. Hoşçakal Tuğçe. Ya durun. Bunlar da nereden çıktı? Ceren, Çilek, lütfen. Siz de kız değil misiniz? Kızlar böyle durumlarda birbirlerine yardım ederler. Kızların dayanışması şimdi mi aklına geldi Tuğçe? Abim yanınızı başınıza oturmanız için bizi odadan kovan sen değil miydin? Ne konuştuğunuzu anlamayalım diye Cem kardeşlerin yanımızdayken İngilizce konuşalım aşkım diyen kimdi? Biz bunları anlamıyor muyuz sanki? Kiss me, I love you. Bize çocuk muhalefeti yaptın. Abimizi bizden uzaklaştırdın. Bunu başardın. Şimdi mutlu musun? Abim seni Çilek'le benden daha çok seviyor. Ben böyle olmasını istemezdim. Bilerek yapmadım. Artık fark etmez. Ne dersen de sana yardım etmeyeceğiz. Son kararımız bu. Yürü abla. Durun. Ne istiyorsanız yaparım. Cem bana gerçeği söylemeniz için kaç haftalığını verdi? Ben daha fazlasını veririm. Ona iyi bir ders verelim mi? Verelim. Sana bu iyiliği yapacağız ama parayla değil. Ne istiyorsunuz? Elbiseni. Ben de şapkanı. Firuze'cim kolay gelsin. Kusura bakmayın Betüş Hanım, geldiğinizi duymadım. Çocuklar odalarında mı? Yok, maça gittiler. Aa, nasıl maça gittiler? Cem'in dizi çok ağrıyordu. Hem babasıyla bana söz verdi, evde oturup dinlenecekti. Arkadaşlarına telefon edip gelemeyeceğini söyleyecekti. Vallahi çok denedi, çok istedi ama dizinin ağrısı bir türlü geçmedi. Maçta oynamaya değil, maçı seyretmeye gitti bu yüzden. Ay, nasıl gitti o diziyle maçı seyretmeye? Taksiyle gittiler. Hatta biliyor musunuz? Kerem Cem'i sırtında götürmeyi teklif etti taksiye ama Cem izin vermedi bir yerine bir şey olur diye. Bunun üzerine Ceren'le Kerem koluna girip götürdüler Cem'i. Ceren'le Kerem Cem'in koluna girdiler öyle mi? Evet. Ay Firuze'cim nasıl olur? Cem Kerem'i hiç sevmiyor. Onlar hiç anlaşamıyorlar. Vallahi artık anlaşıyorlar. Hatta maçta Cem'in yerine Kerem oynayacak. Ona moral vermek için Çilek, Tuğçe, Ceren, Cem el ele verip maça gittiler. Biliyor musun? İşte onları bunun için çok seviyorum. Birbirlerine ne kadar kızarlarsa kızsınlar doğruyu kendi kendilerine buluyorlar. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz hoş Sadık bulduk, Bey. Hoş bulduk. Canım hoş geldin canım. Hayatım. Mua, mua. Sadık bir şey söyleyeceğim. Cem'in maçı kaçtaydı? Şu sıralarda ilk yarının bitmesine az kaldı. Peki şimdi evden çıksak ikinci yarıya yetişir miyiz? Yetişiriz de ne oluyor anlayamadım. Dur bir sorum daha var. Hı. Benim vosvosa 5 küçük 3 büyük sığar mıyız? Sığarız belki de. Yani niye bunları soruyorsun? Hemen çıkıyoruz. Her şeyi yolda anlatırım. Hadi Sadık biraz acele et. Ben de gelmek istiyorum Betüş Hanım. Hem oradan eve geçerim. Kambersizliğin olmaz. Olmaz. Hadi Firuze hazırlan. Çabuk gidelim. Hadi Sadık. Bak ne olmuş biliyor musun? Ne? Ay Kerem gelmiş. Cem'in Ceren'in koluna girmiş. Yani böyle
böyle bir günde dayanışma gösterdiğiniz için sizlerle gurur duyuyorum çocuklar. Ben de, hepiniz harika çocuklarsınız. Bu anı kutlamaya ne dersiniz? Nasıl? Tabii ki mükemmel bir çikolatalı pastayla. Hadi gel bana yardım et mutfağa. Hadi bakalım. Gel otur Kerem, gel. Gel hadi beraber çabucak hazırlayalım. Ay bir kontrol et bakalım, bakan var mı? Ay. Al anneciğim. Ay Dilek. Ay çok teşekkür ederim. Hapşırınca ağzımızı kapatmamız lazımmış Betül. Yoksa mikroplar başka yerlere dağılıp başkalarını hasta edebilirmiş. Kim söyledi sana bunu? Ceren. Ablan çok haklı hayatım. Hapşurduktan 30 dakika sonra bile etrafa yayılan bakteriler başkalarını hasta edebilir. Onun için mutlaka hapşururken ağzımızı mendille kapatmamız lazım. Ondan sonra da mendili doğru çöpe atacağız. Hadi şimdi gel pastamızı yapalım ha. Ya o nasıl gol pozisyonuydu öyle? Hayretler içinde kaldım. O topu kurtardın. Bravo Kerem. Teşekkür ederim Sadık amca ama o kadar da abartılacak bir şey değil. Yok yok bak, ben senin bu kadar akıllı, bu kadar yetenekli, bu kadar terbiyeli bir çocuk olduğunu bilmiyordum doğrusu. Yani bugün seni tanımam için çok iyi bir fırsat oldu. Bak, bundan sonra Ceren'le arkadaşlığın konusunda sana daha çok güveneceğim, tamam mı? O kadar da değil baba. Niye abi? Maç başka, bu başka. Maçı kazandık, gene eskisi gibi oldun. Her şeyi Kerem'e borçlusun. Ne haber? Hani bunu başıma kalkmayacaktın, anlaşmıştık. Hem sen Cem'in izine tekme atmasaydın, Cem bugün Kerem'den çok daha iyi oynardı. Sen karışma. Yine başladılar, gördün mü? Abim başlattı her şeyi. Bana öyle bakma Ceren. Kerem birkaç tane top tuttu diye hemen havalanma. Birkaç tane değil canım, 10. Kerem tam 10 tane gol tuttu. Çocuklar lütfen yapmayın ama yani lütfen. Hadi çocuklar şimdi güzel güzel pastamızı yiyelim, bu anı kutlayalım, tamam mı? Aferin size. Ben yemeyeceğim ama Tuğçe'ye yedireceğim. Sen Tuğçe'ye bunu nasıl yaparsın? Cemre! Ay çocuklar! Hayır! Anne çocuklar! Arkadaşımın yanında bana diye çıkartıyorsunuz. Sen de onun yanında niye bizi küçük düşürüyorsun? Niye bize çocuk muamelesi yapıyorsun? Değil misiniz? Biz çocuksak sen nesin? Delikanlıyım, gencim. Delikanlıymış, gençmiş. Boyun kısa, şişko olduğun sürece hala çocuk kalacaksın. Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi. Ha 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 hay. Ha 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 hay. Sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. İyi olur, çık. Sen benle inatlaşmayı bırak da babamla bir düşün, nesi var onu söyle. Bilmiyoruz ki. Bizi görüp bir şey olmamış gibi davrandılar. Bizi görünce de inşallah büyük bir sorun yoktur. İnşallah. Ceren çok merak ediyorum, bu ne? Boya kutusu herhalde. Bütün saçını boyayacak. Boyunca saçları Cinderella gibi mi olacak? Zaten öyle ama. Evet. Abla nasıl yapılıyor bu? İçinde yazıyor. Of Çilek, sen de yani taktın sarı saça. Büyüyünce, büyüyünce. Saat 12'yi vurduğunda Cinderella prensin kollarından ayrılıp eve dönmem gerekiyor demiş. Prens gitme diyerek Cinderella'nın peşinden koşmuş ama ona yetişememiş. Cinderella prensin kocaman sarayının bahçesinde karanlığa karışarak kaybolmuş. Bak Cinderella dokuçuk ama onun saçları da sapsarı. Gerçek saçı mıdır, boya mıdır? Of Çilek, gene mi sarı saçlar? Kızma abla. Terledim, saçımı toplayacağım. Kırmızı tokalarım yok. Deniz'in bana hediye ettiği tokalar yok. Çilek, sen mi aldın? Yok abla. Doğruyu söyle. Vallahi doğruyu söylüyorum. Abi. Efendim Ceren. Kırmızı tokalarım yok diyorum. Duymuyor musun? Kaybol.
olmuşlar. Ben nereden bileyim Ceren? Tuğçe hediye etmiş olmayasın. Onlar senin en sevdiği togan, hiç hediye eder miyim? Çok ayıp. Hemen saçına takmış. Benim ona hediye edeceğimi düşünmüş. Ben de bozuntuya vermedim. Yarın o tokaları Tuğçe'den geri istemezsen PlayStation'ı balkondan aşağı atarım. Yemin ederim ki atarım. Ama... Hatta önümüzdeki yıl bütün haftalığını bana vermek zorunda kalırsın. Bu sefer hiç acımayacağım abi. Hiç acımayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.